Şimdi ayağa kalkalım ve dua edelim. Yüce Rab, sana şükür ediyoruz Tanrı. Merhametin ve sevgin için. Yüce Kralımız ve Babamız, sana şükür ediyoruz Tanrı. Bugünkü günümüze ya Rab, bizimle ol. Bize güç ve kudret ver. Çünkü ya Rab, bugünkü günde İsa Mesih sen girilmiştin. İşte bizim yüreklerimizde de aynı sendirin. Bütün hayatımız sevgiyle ve sevinçle olsun. Ya Rab, en zaman yüreğimiz diri olsun. İstiyoruz İsa Mesih bizim kalplerimizde dirilesin. Bizim düşüncelerimizde dirilesin. Bizim hayatımızda dirilesin. Bizim hayatımız sevgiyle ve sevinçle olsun ya Rab. Ne olur merhameti ve sevgisi büyük olan Tanrı, bize yardım et. Bizi bırakmış olma. Her şey yüce ismin için. Göklerin kralı Tanrımız ve babamız, sana şükür ediyoruz. Ne olur bugünkü günde bütün halkının yüreğini diriltti. Bütün imanlıların yüreğini tazele. Ya Rab, sana güçle, imanla ve sevgiyle olabilsinler. Yüce Rabbimiz, kutsal bereketler halimize ver ya Rabbi. Halkımızı kurtar ya Rabbi. Onların yüreğinde, kalbinde sen girin yüce Rabbimiz. Ne olur merhametli ve sevgili babamız, bugünkü günde bize yardım et. Rabbimiz, sen diri ve yaşıyorsun. İstiyoruz yüreğimizde de ve hayatımızda da yaşayasın. Her zaman yüreğimiz ve hayatımız diri olarak sana gelelim ya Rab. Kendimizi diri kurbanlar olarak adalım. Sana şükür ediyoruz bugünkü günümüz için. Baba o kutsal ruh adıyla sana şükür ediyoruz. Amin. Oturabilirsiniz. Şimdi evet, çıkmam. Thank you.
misafirle ölümü yedim. Bakın mezarda yatan İsa Mesih'in dirilişi bekler İsa Rabbim. Acımı aldın taşıdın ta Golgota'ya kadar. Çiviler deldi ellerini ölüme verdin kendini. İki melek bahçede sözü bize etmiştir. Ne duruyorsun İsa Mesih dirilmiştir. Amin. Rab İsa dirildi. Haleluya hamdolsun. Mesih ölüp dirildi. Haleluya. Tüm dünya bildirilsin. İsa Mesih dirildi. Bize yaşamı verdi. Bize cennet eyledi. Amin. Bizim için sağ oldu, bizim için sağ dirildi. Zaferler Yüce Tanrımıza, zaferler Yüce Tanrımıza. O zaman bir daha bilen söyle. Ben daha iki daha. Kaldırmayın, verin lütfen. Ama çok yakın. Çok yakın. Thank you.
Denediniz, denediniz. Kim almadı? Kimane almadı? Kaldı şöyle. Biz seni görmeden sana iman ettik ya.
Thank you.
Thank you.
Kalbimi vereceğim sana.
birinci ayetlerinde. Akatose mina sabotuta naparviyaden otsenvitsuta doidoka Maria Magdalena i drugata Maria da vidjat groba. A eto stana golam trus. Защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка и седна на него. Изгледът му беше като бляскавица и облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него стражите треперяха и станаха като мъртви. А ангелите проговориха, каза на жените: вие не се бойте, защото знае, че търсите разпнатият Исус. Няма го тук, защото възкръсна. Амин. Иса дирилди! Иса дирилди! Hamdolsun Yüce Rabbimiz. Amin. Din sadece bugünkü günde hani İsa Mesih 2000 sene önce dirilmiş diye o her zaman yüreğimizde diriyor olsun. Amin. O her zaman düşüncelerimizde diriyor olsun. Amin. Çünkü biliyorsunuz bari bütün hafta İncil'den okuduk İsa Mesih'in acı çektiğini, nasıl işte o geldi bu dünyaya bizim için ölmesi ve bizi kurtarsın diye. Ondan sonra vaaz ettik Yuda için. Yuda nasıl ele verdi onu. Ama sonunda gördük ki Yuda ne yaptı? Yuda pişman oldu. Yuda'nın pişmanlığı vardı. Gitti paraları çevirdi. Sonra bu pişmanlık da diyor ki büyük tövbeden geçti. Tövbe ettikten sonra diyor, o zaman Yuda gitti kendini astı. İsa Mesih'ten önce o öldü. Neçin öldü? Çünkü o gösterdi ki yanlışlığını, İsa'yı ele verdiği için sonunda anlayabildi hani o yanlış yaptığını. Bu yüzden tövbesini çok büyük aldığı için orada açıklanıyor ki o gitti tapınağa paraları attı. İşte ben günahsız birini ele verdim. O zaman kâhinler dedi ki bize ne? Hani sen yapmışsın bunu, git düzel kendini. O zaman da Yuda gidiyor asil kendini. Sonra bahsetmiştir Petrus'tan. Petrus ne yaptıydı? Petrus'un 5 defa mı 6 defa mı İsa'dan inkar etti. Nasıl inkar etti? Bir defa suyun üstünde yürüyerek şüphelendi ve düştü. Bir defa dedi ki İsa Mesih ona bildiriyor sözü. Hani bu dünyada ölecek, acı çekecek ve ondan sonra dirileceğini İsa Petrus'a bildiriyor. Petrus gene diyor, Tanrı seni korusun. O zaman İsa dönüyor ona diyor, sus şeytan. Çünkü Petrus'ta konuşan şeytanın sözleriydi. Ne için? Çünkü Petrus istemezdi İsa'nın ölmesini ama İsa'ya yazılı olmuş diye peygamberlik sözleri yerine gelsin diye o yüzden diyor ki ben ölmeye geldim. Bir defa Petrus diyor ki böyle, efendim sen nereye gitsen de ben seninle gideceğim. Zindana gideceğim. Gerekirse ölüme de gideceğim. Ama İsa dedi ona, bak Petrus, üç defa benden inkar edeceksin. Oroz ötmezden önce sen benden inkar edeceksin. Hayır. İsa Mesih Petrus'un yüreğini biliyor.
Yuda'nın yüreğini biliyor. Yuda gitti bir öpücükle İsa'yı ele verdi. Petrus ne yaptı? O avluda İsa Mesih'i yani tutukladılar. O avluda işte soruyorlar ondan. Bir hizmetçi diyor ki sen de onlardan biri. Ya yine sen de İsa'ylarsın. O diyor hayır. Anlamıyorum. Ne diyorsun ki? Ben değilim onunla. Sonra diyor ki daha bir defa geliyor. Bir başka hizmetçi soruyor. Sen de onlardansın. Hayır, anlamıyorum, tanımıyorum. Ne konuşuyorsun? Üçüncüye bir daha hizmetçi geliyor. Soruyor. O zaman Petrus vazgeçince üçüncüye ne oldu? Horoz bağırdı, öptü. O zaman Petrus bağırdı, başladı demeye vay, vay benim halime. Eşi Petrus 5-6 kere demek inkar etti, zayıflığı var. O zaman İsa Mesih neye soruyor ondan? Petrus öldükten dirildikten sonra Petrus'la görüşüyor. Diyor ki Petrus beni seviyor mu? O diyor seviyor. İsa Mesih hatırlatsın ona alaklamasın konuşma. Çünkü kaç kere konuştuysa hepsi yalan çıktı. Hiçbir şey de doğru çıkmadı. Gene diyor ikinciye Petrus beni seviyor musun? O diyor seviyorum. İsa Mesih söylesin ona gene. Bak kaç defa oldu aldandın ama bu defa da üçüncüye soruyor. Petrus beni seviyor musun? O zaman diyor ya Rab sen biliyorsun. O zaman ne anlama geliyor? Demek İsa biliyor Petrus'un yüreğini, onu ne kadar seviyor. O zaman İsa Mesih ne diyor? O zaman benim koyunlarıma ve kuzularıma iyi bak diyor. Çünkü kilisemi senin üzerine koyuyor. Demek İsa'dan sonra Petrus kalacak işte öğrencilere iyi bakmaya. Şimdi görüyoruz burada Yuda'nın çok zayıf olduğunu. Petrus'un birkaç defa inkar ettiğini. Ama görüyoruz da cesur da olduğunu. Nasıl cesur olduğunu. Şimdi Yuda'yı görüyoruz. Yuda duyuncasına kendini razı kaldı ölmeye. Nasıl da gitti astı kendini ve pişmanlığı var, tövbesi var. Gidiyor asıyor kendini. Tövbeden geliyor. Petrus'un sonra neyi var? Ne zaman İsa'yı geliyorlar tutuklama? O zaman Petrus ne yapıyor? Cesur olduğu için atlıyor, çıkarıyor bıçağını, geçiyor öne ve askerin kulağını kesiyor. Bir taraf bakıyoruz ki Petrus belki bedence yaptı. Belki insanca yaptı. Ama orada gösteriyor ki Petrus'un cesurluğu var. Neçin? İnsan düşünceleriyle düşünüyor ki İsa'yı tutuklamasınlar. Olmuştan da görüyor İsa Mesih'in Petrus'u cesur olduğunu. Bir taraf zayıflığı var ama bir tarafta onun için en öne gittiğini görüyor. Bu yüzden de şimdi görüyoruz bugünkü günde İsa Mesih'in dirildiğini. İsa Mesih'in dirildiğini nasıl diyor ki kadınlar gittiler bakmaya ama mezarı nasıl buldular? Boş buldular. Deprem oldu. Sarsıldı. Melek ne yaptı? Beyaz bagajlarla diyor oturdu taşın üzerine. Ben biliyorum diye kimi arıyorsunuz ama o yok burada. O dirildi. O yok burada, o dirildi. Şimdi burada bakıyoruz ki Petrus'un, demek İsa Mesih'in dirilmesi için ona ne koyuldu? Askerleri koydular, korusunlar İsa'yı. Neçi korusunlar? Çünkü önceden İsa dedi ki büyüle, işte ben ölüp ve dirileceğim, acı çekeceğim. O zaman öğrenciler orada hizmetçiler dediler ki efendim olmasın İsa'nın öğrencileri gelsin çalsınlar bedenini
demesinler ki İsa dirildi. O zaman kâki ne yapıyor? Koyuyor orayı koruyucular. O koruyucular ne yapıyorlar askerler? Ellerinde ne var? Silahlı diyor. Silahlı ve güçlü koruyorlar. Mezarı ne çıkarıyorlar? Hani İsa Mesih'in bedenini çalmasınlar diye. Ama burada İncil kitabı ne diyor? Onlar uç koruyorlar. Meleğe görüncesine ne yaptılar? Korkudan başladılar titremeye. E bunlar güçlü ya. Bunlar koruyucu ya. Bunlar İsa'yı korumaya geldi ya. E nasıl oluyor da başladılar titremeye, korkmaya ve ölü gibi kaldılar diyor. İşte onun için yeryüzünde koruyucular bir şey yapamaz. Biliyorsunuz bari İncil kitabında yazıyor. Petrus'u bir gün tutukladılar. Ne zaman tutukladılar onu? Bayrama yakın. Bayrama yakın tutukladılar onu. O zaman kapadılar onu. Dediler ki Petrus'u şimdi cezalayamayacağız çünkü bayramımız var. Bitsin bayram da o zaman. O zaman bütün zindanı kapılarına koydular askerler. O askerler koruyorlar kapılarda. Petrus çıkmasın, Petrus kaçmasın. Ama gökten bir melek geldi diyor. Petrus'un kaburga yerlerini düğünle dürteledi diyor. Dedi ki kalk. Giy sandallarını. Giy cübbeni. Çekil benimle. Çekiliyor Petrus. O dört tane kapıdan dört kere dört koruyucudan çıkıyorlar. Petrus çıkıyor. O zaman sapı koruyucular ne yaptılar? Neyi kovalıyorlar? Ne çıdırıyorlar o kapılarda? Acaba görebildiler mi Petrus'un çıkmasını? Göremediler. Neden? Çünkü melek geldi Petrus'u zindanın içinden çıkardı. O zaman sordular Petrus'u bayramdan sonraya, dediler ki askerlere görün şimdi getirin Petrus'u da onun cezasını dışarıda verelim bütün halkın önünde. Bir de baksalar zindanın içinde Petrus yok. O zaman diyorlar nerede? Nerede bulabiliriz? Tapınaktan başka onu nerede bulabiliriz? O zamansa tapınakta gidiyorlar Petrus'u aramaya ama ona da bir şey yapamıyorlar. Allah yardım etsin, mübareklesin Efeciğimizi de. İşte görüyoruz İsa Mesih'in acı çektiğini, dövüldüğünü, öldüğünü, çarmıha gerildiğini ama üç gün sonraya da bugünkü günde, pazar günlerinde onu dirildiğini görüyoruz. Nasıl dirilmişti? İşte öğrenciler geldiler İsa'yı baksınlar. Geldiler Meryem Magdalena, onlar geldiler bakma mezarı ama mezar boşuydu. Şimdi orada bir şey var. Mezarın kapısına ne koydular? Taş koydular. Taşı ne yaptılar? Mükürlediler. Taşı mükürlediler ne için? Açılmasın. Şimdi eğer kâhinlerden ya birisinden gelirseler kendi gücüne güvenerek bu mükürü açmak için eğer görürseler mükür hani işte kanunlu diye lazım açılmasın, onlar da açmıyorlar. Ama melek gelincesine ne mükür gördü ne bir şey gördü, taşı yuvarladı ve melek taşın üstüne oturdu. O zaman kadınlardan sordu, kimi arıyorsunuz? Ben biliyorum hani İsa'yı arıyorsunuz. Ama o burada yok, o dirildi. Evet, İsa gerçekten dirildi. Eskiden yazılı bir sözler var. Kimin için? Danayı için. Danayı nereye attıydılar? Bir çukurun içine. Şimdi bir çukurun içine attıktan sonra onu ne yaptılar orada? Çukura koydular bir büyük taş. İpadişah ne yaptı bu taşa? Üstünü mükürledi. Burada gelirse birisi baksın, bu taşın üstünde madem mükür var, kralın, padişahının mükürü, de
yerde kimsenin hakkı yok bu taşı tepindirmeye. O zamansa orada yazıyor böyle. Padişah sabahsı geri bağırsın. Bakalım danaylı aslanlar yedi mi diye. Ama o bağırıyor sesle. Yaşa kralım, çok yaşa. Ben diriyim, yaşıyorum. Çünkü benim Allah'ım beni kurtardı. O zamansa nasıl oldu? Taş var, mükürlü, içinde de aslanlar var. Danayı oradan çıkmadı ama aslanlar da onu yemedi. İstediğim söyleyeyim ki zamanında ne yapıyorlar? Eğer çukurlara atırsalar bazı çukurların üstüne danaylığın zamanında taş koyuyorlar ve taşın üstüne de bir mükür koyuyorlar. Ki o taşı kimse, kraldan başka kimse izin akı yok açmaya. İşi görüyoruz bu Matta İncil kitabında da ne olmuştu? İsa Mesih'in ölümünden sonraya Yusuf diyor aldı onu, sardı onu, nereye koydu? İşte mağaranın içine koydu böyle. İde diyorlar bir taş koydular. Taşı koyduktan sonra taşla ne oldu? Taşın üzerine bir mükür koydular. Mükür biliyorsunuz kardeşler, bizimcesine biraz belki azıcık daha anlayabilirsiniz. Bazıdan bizim mahallede geliyorlar ya, eğer suyu ödemediysen hemen bir plomba pat bastırıyor oraya. Sen gelin salma suyu, bir de bakıyorum yok, lazım açamazsın. Ya gene diyelim ki bir fabrika, dükkan eğer şeydirse o zaman oraya bir bıçak koyuyorlar. Birisi geldi mi onu açamaz. Açırsa cezası olacak. Bunun için o zamanlarda krallar ve insanlar neyi yapıyorlar? Taşı koyduktan sonra üstüne kendi mühürünü koyuyorlar. Ne için? Çünkü onu kimse açamaz, kimse onu çıkaramaz. Ama buysa okuduğumuz İncil kitabında aynısı değildi. Allah yardım etsin. Meleğin gelmesinde melek müfüre baktı mı? Bakmadı. Onu eve ne yaptı? Yuvarladı onu diyor ve taşın üstüne melek oturdu. O zaman söyledi kadınlara ne ki? Onlar İsa'yı aradığını ama orada olmadığını söyledi. Başka ayetlerde yine yazıyor böyle. Neden diriyi arıyorsunuz ölülerin arasında? Bazen öyle oluyor kardeşler. Neden diriyi ölülerin arasında ararsın? Şimdi biliyor onların düşüncesi aynı anda nasılydı? Mesela İsa çarmaktaydı. İsa Mesih çarmakta canını verdi. Dedi ki baba, ruhumu sana teslim ediyorum. Ve o zaman indiriyorlar İsa'yı çarmaktan, koyuyorlar onu yerine. Ama bunun için ne oluyor? İşte çok şeyler oluyor ki eğer kâhinden istediği zaman Yusuf onun bedenini kapatsın ve gömsün diye o dedi al dedi. Bazıdan onlar bilmiyorlar ne yapıyorlar. Ama sonradan anlıyorlar ki onların yaptıkları her şey yalan oluyor. Nasıl yalan oluyor? Pavlos elçiyi bir gün Yahudiler düğdüler. Nasıl düğdüler onu? Çok derin bir dayak attılar ona. Elçi kendinden geçti. O zaman dediler ki bu elçi öldü kayrıkı. Ne yapalım onu? Çıkıyorlar dışarı, kasabadan dışarı. Elçiyi atıyorlar. Dayaktan ölmüş diye. Bir de baktılar birkaç gün sonraya elçi ne olmuş? Dirildi elçi. Gene başladı müjde yapmaya. İsa Mesih için vaaz etmeyi. Müjdeyi vermeyi. Şimdi yine kâhinlerden Yusuf dedi ki
Olabilirse İsa'nın bedenini veresiniz bana. Onlar aynı anda anlamıyorlar. Biliyorlar ki İsa Mesih gerçekten çarmakta öldü. Onlar biliyorlar ki İsa öldü. Ondan fayda yok. O zaman indirip onu çarmaktan al dediler. Aldı onu, sardı onu ve dediği koydu mezarın içine, taşla kapadılar onu. Birkaç gün sonra biliyoruz bugünkü günde İsa'nın dirildiğini. Ama orada neler var? Bir ayetlerinde, belki bu ayetlerinde uzun okumadım. Biliyoruz ne yazıyor? İsa Mesih'in dirilişi için. Öğrencilere, koruyuculara ne korurdular? Onlara ne verdiydiler? Söylesinler ki İsa Mesih'in bedenini çaldılar, İsa dirilmedi. Para verdiler. Koruyuculara para verdiler, ona buna para verdiler. Ne yapsınlar? Söylesinler ki hani İsa Mesih kıyam etmedi, dirilmedi. Ama onun öğrencileri geldi, onu mezardan çaldılar. O öyle oluyor ki bu taş çok büyük olduğuna bazılar insanlar, bir kişi insan gücüyle onu kaldıramaz. Bunun için görüyoruz ki onlar yalancı şahitlik işliyorlar. Ama İsa Mesih ise diriliyor. Dirildikten sonra öğrencilerini nerede buluyor? Öğrenciler kaçtılar, saklandılar. Kapıyı kilitlediler. O zaman İsa geldi onların yanına, dedi ki selamet olsun size. Ondan sonra diye Thomas yok uydu onların arasında. İyi geldi Thomas, dedi ki Thomas'a dediler, gördük İsa'yı, Rabbimizi gördük. Bizimle geldi bizim aramıza. O zaman Thomas ne dedi? Ben kaburga yerlerini ellemeden, görmeden ellerinin yaralı olduğunu ben inanmayacağım. O zaman ikinci defaya İsa ne yapıyor? O zaman oradayken Thomas İsa geliyor ikinci defa, diyor ki giriyor onların arasına, diyor ki selamet olsun size. O zaman diyor ki bak sen imansız olma, imanlı ol diyor. Nasıl? Gel gör kaburga yerlerimi, gör yaralarımı, bunun için iman et. O zaman diz çöküp yere kapanıyor. Ne diyor? Benim Rabbim ve Tanrım sensin. Onuştan da diyor ki Thomas sen beni gördün de iman ettin. Ne mutlu o insanlara, beni görmeden iman edenlere. Ne mutlu o insanlara, bana görmeden iman edenlere. Şimdi ise biz ne yapıyoruz? Hayatımızda çok şeyler arıyoruz. Çok şeyler düşünüyoruz. Bizim kendi gücümüze güveniyoruz. Ama İncil kitabı bize açıklıyor. Neyi açıklıyor? Görüyoruz ki burada görüyoruz İsa Mesih'i dirildiğini. Ondan sonra melekleri şey görüyoruz. Koruyucuları. Koruyucular başlarlar korkmaya. O zaman nasıl oluyor bu? Eğer bir koruyucu bütün fabrikayı korursa, bir koruyucu ya gene bütün devleti korursa, elinde silah var ise, o koruyucu korkabilir mi? Korkamaz değil mi? Ama burada görüyoruz ki koruyucular diye başlarlar sıfır sıfır titremeye. Ölü gibi kaldılar. Güçleri kalmadı hareket etmeye. Ölü gibi kaldılar. Neden ölü gibi kaldılar? Çünkü korkutan başladılar titremeye. Bazen biz kendi gücümüze güveniyoruz. Kendi düşüncelerimize güveniyoruz. Her zaman istiyoruz bir şeyler yapma. Ama olmuyor. Ben istiyorum size bir şartlı gibi söylemeye. Ben ne zaman başladı karik ofisten o büyük toplantı, o zaman başladım düzelmeye. Ne için düzelmeye başladım?
Bilmiyorum ne olduydu bana, ayaklarım titredi. Kuvvetim yok uydu. Oturdum buraya, dua ediyorum. Kalktım buraya, dua ediyorum. Cin benimle ne oluyor anlamıyorum. Ayaklarım titreye tutmuyor. Ne zaman karikın bitti her şey, dediz ki karikın ofisanla başlıyız, o zaman bir kuvvet geldi bana. O zaman bir kuvvet duydum. Bu titrediğimi de neden kan mı indirdim, ne olduğunu anlayamadım. Ama çok hissettim kendimi zayıf. Onuştan da dua etmek ise yardım ediyor. Tanrı yardım etsin, mübareklesin hepimizin. Şimdi bir dua edeceğiz. Ondan sonra birkaç şilayı başlayacağız toplantının sonuna yavaş yavaş gelmeye. Duaya geçelim. Ya Rabbi, senin yüce olduğunu biliyoruz. Rabbimiz, sen diri ve yaşayansın. İstiyoruz, her zaman bizim hayatımızda, kalbimizde olasın. Her zaman düşüncelerimizde olasın. Çünkü senden başka bize yardım eden yok. Merhameti ve sevgisi büyük olan Tanrı, bize yardımcı ol. Ya Rab, bugünkü günde bizi sen yönet. Bizim kalplerimizde ol. Ya Rab, her nereye gidirseniz ısla yüce Rabbimiz. Isla kalbimizde çalış. Senin iraden olsun. Senin ruhun olsun. Senin gücün olsun. Ya Rab, sen bizi bereketle. Bugünkü günde kardeşlerimiz seninle beraber sevinsin. Senin kudretin. Sana şükrediyoruz Tanrı. Şükürler olsun sana ya Rab. Baba ol kutsal bu kadına. Amin. İsa dirildi. İsa dirildi. İsa dirildi. Şimdi söyleyelim birkaç şey. Jesus.
Çevirmedi ne?
ben duayı attım sana Rabb. Ben İncil'imi okudum. Ben laki söyledim sana İsa Mesih. Sen işittin beni Yüce Rabbi. İşittin beni Rabb. Sen yüce Mesih'sin.
sensin şükürler sana. Oh,
kaldıramaz. Şu anda sana şükür ediyoruz. İşte bu nimetler için, bugünümüz için, hani yeniden bize güç ve kudret ver. Hani bizim yüreğimizi, kalbimizi dirilttirdin. Ve Ya Rab, her zaman seninle olalım. Her gün seninle olalım Ya Rab. Sadece seni düşünelim Yüce Rabbimiz. Sana şükür ediyoruz Tanrım, verdiğin nimetler için. Beş ekmekle iki balkı nasrettirdin. 5000 kişiye bereketi, aynı bereketi de bütün kardeşlerimize ver Ya Rab. Sana şükürler ediyoruz Yüce ismin için Tanrım. Sen bereketle bütün kardeşlerimize. Amin. Şimdi yemeği yiyebilirsiniz. Senin yolunda durmak için bize güç veresin Ya Rab. Çünkü sen demiştin Ya Rab, benim sözlerimi yerine getire, ebedi hayata geçecektir. Ya Rab, biz seni görmeden sana iman ettik. Ya Rab, bu imanımız boş olmasın Yüce Rabbim. Kutsal ruhla giydir bütün halkını Ya Rab. Berekette bütün halkını Yüce Rabbim. Ya Rab, bizleri yücelt ki biz de seni yüceltelim Mesih İsa. Ya Rab, sana ne kadar da teşekkür etsem azdır Ya Rab. Sana teşekkür ediyoruz ana, bugünkü günde bizi sağlıkla sağlamakla ettin senin baba evine Ya Rab. Sana teşekkür ediyoruz ana, bizi besledin, suladın, senin ilahilerine ve senin sözlerin Ya Rab. Senin diri sözlerin Ya Rab. Senden istiyorum Rab, yarınki günde topluluk olacak her şey senin adınca olsun Ya Rab. Ya Rab, sağdı günü sen bize kararlayasın Yüce Rabbim. Ya Rab, bizi insanca düşünmeyelim Rab. Her şeyde senin iradın olsun. Her şeyde senin cüllük edesin Ya Rab. Ya Rab, sana teşekkür ediyorum Rab. Burada olanlara ailece mübarekle bereketlensin. Kardeşlerine, anne babalarına yardım etsin. Torunlarını koruyasın Rab halkına. Rab, bırakmayan Tanrı sensin Ya Rab. Sen bizi seviyorsun Rab. Biz de seni seviyoruz Ya Rab. Sana teşekkürler ediyorum Rab. Sen bugünü seçtin. Bugün onu dirildin Rab. Sen gerçekten dirisin Ya Rab. Sana kanlar ve teşekkür ediyorum bütün canlan ve gönlümden. Sana amin diyorum Ya Rab. Amin olsun. Amin. Senden beri hep süleceğim. Demek kameracı da kendinden çıkarıyor. Demek çokları hepsi kendinden, hani demek Allah için hizmet ettiler. Konuş şiir sürelim, birkaç ilahi burada süreysin. Ben bir haber alayım bakar telefonla. O zaman
ederek kendimizi gösterebiliriz. İşte biz tek bir ad, tek bir isim bizi buraya getirebildi. O da İsa Mesih'in sevgisi. İsa Mesih'in sevgisi bizi toplayıyor. Yaşıyoruz öyle günlerde. Siz gözlerinizle şahit oluyoruz. Ne kadar kötülükler arttıkça artıyor mahallemizde. Bütün millet ağlıyor, kan alıyorlar artık. Fahşilik, narkomanya, lig var su. Ve kötülükler arttıkça artıyor. Biz buraya çıkmadık kimseyi aşağılamaya. Ama çıktık ki herkes dönsün iri yollarından. Herkes kötü yollarını bıraksın. Çünkü de herkes kendi adına bir gün cevap verecek. Ama geç olacak maalesef. Onun için zamanlar günler yakın ikasına. Günahın içinde ölmeyin. Tövbe edin, günahlarınızdan vazgeçin. Çünkü de gün yakındır. Ahiret günü yakındır. Bunun için benim bugün size söyleyeceğim tek bir kelime. Gelin İsa'ya. Günahlarınızdan vazgeçin, İsa'yı kabul edin. Çünkü İsa'ya, Tanrı'ya gidecek tek bir yol var. Tek bir kapı. O da İsa Mesih'tir. İsa Mesih'siz hayatımız. Halleluya. Maalesef cehennemdir. Gelin İsa'ya. Ben onun için burada toplandık bütün burada kardeşlerimle. Hepimizin size bir çağrımız var. Tek bir kapı kurtuluş İsa'dır. Cennete gidecek yol. Ve bütün bu narkomanya, fahişlik, hırsızlık, ölümler dursun. Biz azarlıyoruz insanın adıyla. Bütün bu lanetler kalksın. Ufak evlilikler. Gerçekten bir büyük sorumluluk taşıyoruz. Bizim kızanlarımız gidiyor cehenneme. Bugün korkuyorlar insanlar İsa adından ötürü. Ama İsa hepimizin gelmiş geçmiş günahlarımızı bağışlamak için geldi bu dünyaya. Bunun için fark etmiyor. Senin günahların ne kadar büyük, geride ne kadar büyük günah işlediysen, İsa fahişleri bağışladı. Ölüm yapanları bağışladı. Bunun için gelin ona, bir çekin, gururunuzdan vazgeçin. Çünkü de bir gün sorumlu olacağınız, bütün yaptığınız adaletsiz işlerden sorumlu olacağınız. Bunun için biz bir son duayla burada dua edeceğiz ve bırakacağız sizin artık kendi kafanıza. Kendiniz bu gece karar verin. Acaba benim gittiğim yol doğru yol mu? Yürüdüğüm yolda ben doğru muyum? Çünkü kutsal kitap diyor, hiçbir kimse doğru yoktur bu yeryüzünde. Ama biz İsa'ya gelmekle günahlarımızdan bağışlanmış oluyoruz. Ve dua ediyoruz. Rabbin esenliği bütün mahallemizde olsun. Narkomaniyayı biz İsa'nın adıyla kırıyoruz. Fahişliği, ufak evlilikleri, hırsızlığı. Gelin narkomaniya. Ne kadar gençlerimiz öldü narkomanya. Bu satıcılar, Allah onları sustursun. Haram para getiriyorlar hanelerine. Haram lokma veriyorlar kızanların boğazından geçiyor. Bunun için Allah'ın bir tek sözü vardı Adem'e. Alnı teriyle çalışacaksın, ekmeğini yiyeceksin. Ama dil sahtekarlıkla, dil likfarso, dil yalancılıkla. Evet. Amin. Amin. Bunlardan vazgeçin. Dürüst olun. Saf olmaya çalışın. Rab sana şükür ediyoruz. Bugün biz şahitlik ediyoruz bütün bu milletin önünde. Ki bugün kurtuluş günüdür. Herkesin yollarını Ya Rab sana getir. Ya Rab senden başka kurtuluş yoktur İsa. Sen geldin bu yeryüzüne. İnsanların günahlarını kendi üzerine yüklendi. Bunun için dua ediyoruz. Bu mahallemiz kurtulsun. Günahlarından vazgeçsin. Sana gelsinler İsa. Ya Rab onların yüreklerini sen neşele. Ya Rab herkese pişmanlık duygular ver ki kötü yollarından herkes vazgeçsin. Sana gelsin.
Ya Rab, senin ellerine bırakıyoruz. Biz hazırlıyoruz narkomanya, pasyonları, fahişleri. Hazırlıyoruz bütün, ya Rab, ne kadar adaletsiz işler var bu mahallede. Yalancılar, kötü yollardan insanlar dönsünler. Senin tek bir kurtuluş kapısı olduğunu herkes buna anlayabilsin de. İsa'nın adıyla, İsa'nın esenliği her birimizin yüzlerinize olsun. Amin diyoruz hep beraber. Amin! İsa sizi seviyor. Günahlarınızdan tövbe edin. Gelin İsa'ya. Rabbin esenliği sizinle olsun. Amin! İsa birim! Senden başka kime
yaptığımı silen dertlerime son bulan tek sen. Sana yalvarıyorum, yanıma gelsin sen. Acıya son veren Allah'sın sen. Acılara son veren Allah'sın. Sen gözyaşlarımı silen Allah'sın. Sen, sen dertlerime son bulan tek sen. Sana yalvarıyorum Rabbim, yanımda ol sen. Sana yalvarıyorum, yanıma gel sen. Sen odur Rabbimiz. Her vakit bizim acılarımıza son verendir. Rabbimiz her vakit bize destektir. Allah kahretsin bu bariklesin. İkisini alıyorum. Hepsini onlar yaptı. Allah bereketlesin güzel kardeşimi. Çocuklarımı bereketlesin. Allah cennetlik eylesin onlara. Şefika kardeşime, Mape kardeşime. Bunlar kilisenin sahipleri. Borcuya tırtmanın sahipleri bunlar. Allah kardeşlerim çok bereketlesin. Onlara güç versin. Onlara ruh versin. Cennet eylesin. Torunlarını, kızlarını, bu yiyecekleri, bunları hepsini onlar yaptı. Allah için, Rabbimiz için, İsa için, diri İsa için. Hani bir gün uçtur göklere gitti. Bu yiyecekleri de çok çok. Adana dedim sağa beşte gelirsin. Al şunları yapacağım. Giderim, giderim sonuna kadar. Sayla giderim artık, onun ardına çabiz gidelim, gidelim cennete kadar. Sayla giderim, giderim, giderim sonuna kadar. Sayla giderim artık, onun ardına çabiz gidelim, gidelim cennete kadar. İsa'yla gidelim. Bekliyorsam bir umut, arıyorsam kurtuluş. Giderim, giderim,
cennete kadar İsa'yla giderim. Be
Bilmiyorum nasıl döneyim, nereye döneyim ama hep görüyorum her tarafımda kardeşlerimiz var. Hamdolsun Rabbim adına. Evet sevgili kardeşler, güzel muhabbette doyum olmuyor. Rabbin sayesinde yaşıyoruz ve imanla yeni Mesih'te birleşiyoruz. Hamdolsun. Ben söyleyeceğim demek hani bir şeyi ki bana bugün öyle bir sürpriz oldu demek hani. Bu sürpriz de dediğimize göre yani İslam kardeş bir telefon kaldırdı. Dayı böyle böyle diyor, çıkalım sokağa diyor. İşte sokaklarda bağıralım İsa Mesih'e. Yani İsa Mesih kıyam oldu. Evet dedim, toplandık. 3-4 kilise bir araya yeni geldik. Dedik ki buradan gideceğiz. Demek büyük kiliseye kadar. Oradan obrat mı dedik, toplanacağız. Bu beni böyle bir demek hani sevindirdi sanki. Değil yalnız sadece beni. Umarım hepiciğimizi de. Bu bizim demek özel bir bayramımız. Yani bu hani yılda İsa Mesih'in ölümünü ve dirilişini hatırlıyoruz. Bu çok bizim için önemli bir faydalı demek hani birliğin arasında. Yani bu güçte yani Mesih'in adıyla yani hepimiz birlikte olalım. Buna göre sevindim. Yani bu şeyi sanki de ilk defa olduğu gibi demek hani. İlk defa olduğu gibi demek mahallemizde. Bu bana demek bir büyük yeni sevinç bir yandan, bir de büyük sürpriz. Bilmiyorum demek hani kime nasıl ama umarım ki imanlılara, epicimize de bir güzel demek hani birlik arasında bütün yolları yani düz ana yolunu birlikte bağırdık. İsa Mesih kıyam etti. İsa Mesih kıyam etti.
Evet, biz bunun demek hani şahitliyiz İsa Mesih'in ölümüne ve dirilişine. Elçiler nasıl? Aynen biz de böyle İsa Mesih'in ölümünü ve dirilişini inanmayan insanlara yani söylüyoruz, hamdolsun. Çünkü çok birileri var sevgili kardeşlerimiz. Yani Allah'tan ihtiyaçları var ama sanki de yürek yok. Yani bir yandan yani utanç var. İkincisi de sanki de İsa Mesih'ten öyle tiklişiyorlar gibi. Birileri diyorlar ki İsa şudur, İsa budur. Herkes bilmeyen kişi düşüncelerinden konuşabilir. Elçi Paulus nasıl diyor? Eğer diriliş olmazsa yani bizler imanımız boştur. O zaman ne diyelim? Yiyelim içelim mi? Hayır. Çünkü İsa Mesih bizim için öldü, ölümü yendi, zaferi kazandı. Ve bizlere sonsuz bir hayat sağladı. Hamdolsun. Bu yüzden sevgili kardeşlerimiz Rabbe şükür olsun. Hani buraya da toplandık. Bu sokakta yaşayanlar varsa yani utanç duymasınlar. Ama Rabbe gelsinler, itiraf etsinler. Ya Rab, benim için sen acı çektin. Sen gerçek hakikaten Tanrı kuzusu. Yani o çarmıh üzerinde kanını döktün. Yani benim günahlarımın yerine sen öldün ve dirildin. Bize hayat sağladın. Hamdolsun. Sevgili kardeşler, var çok güzel sözler konuşalım. Var demek çok sözler paylaşalım. Ama bir açıkana da yani öteki kardeşlerime de bırakıyorum. Yani onların da var içinde kalbinde bir şeyler. Ama ben bu sevgiye yani hep birlikte el uzatalım, el ele verelim. Dünyaya Tanrı kuzusunun sevgisini gösterelim. Bundan ötesi Efesler'de yani onu tamam ettiler demek hani açıkça sözleri tam söyleyemeyeceğim. Ama kutsal kitap elinde yok değil. Sadece diyor ki ruhta birlikte yetkin olun. Hamdolsun. Ruhta birlikte birleşin. Çünkü ruh birdir. İsa Mesih tek bir yani birdir. Tanrı birdir. Hamdolsun. Bunun için ayrım olmayasın. Bundan öte artık Kuraş'tan çıkalım. Değil sade ana yolunu. Ama bütün mahalleyi gezelim. Bütün mahallede yani tövbe toplantılarda her vakit yani İsa'nın adını yüceltirelim. Birçoklarını davet edelim. Yani İsa Mesih'i nasıl Matta 11 bölüm 28-29 ayetlerinde ne diyor? Hey yorgunlar, yükleri ağır olanlar, sizler gelin bana, ben de sizlere kölediğimi takının. Benim bondurum kolay ve hafiftir. Ben yumuşak huyluyum. Kalplerde, gönüllerde, yüreklerde yaşıyorum. Gelin sıkıntıda olanlar, gelin kahırda olanlar, gelin dertte olanlar, gelin sizler bana, ben de sizlere rahatlık vereyim, özgürlük vereyim, hamdolsun. İsa Mesih'i ancak bunun demek hani yaptığı tek demek hani Tanrı'nın görevini çağırmakta. Ne zaman dedi? Baba, ruhumu sana teslim ediyorum. Baba, her şey bitti. Demek her şeyi yerine getirdi. Hamdolsun. Bundan ötesi artık bize kalıyor. Kimileri şahatlık mı? Kimileri müjdeyi mi yiyecek yolda? Kimileri arkadaşına mı? Kimileri iş yerinde mi? Ama söyleyelim İsa Mesih'in ölümünü ve dirilişini bizim günahlarımız için İsa yerini aldı. Yani bizim yani günahımıza kefaret oldu. O bizim için demek hani yani can yani verdi. Yani bizleri ölümden hayata geçirdi. Rab sizleri mübareklesin. Rab biz yani hepimize yani güç ve kuvvet versin. Buyur Salih kardeş, başkası varsa. Evet. Şimdi İslam kardeşimiz bize bir Tanrı'nın sözünü bildirecek. O geçti sıradan. O iki dakika bağırdım mı? Hazır ses kaçıyor da. Hepinizin diriliş bayramınız mübarek olsun. Rab hepimizi bereketlesin. Sevgili kardeşler, dostlar. Hamdolsun. Selim kardeşin sözlerine katılıyorum. Her şey kutsal ruh yapıyor. Biz yapamıyoruz. Bize kutsal ruhu o ne konuşursa biz onun iradesini yapıyoruz. Bunun için ben bu sabah gece yarısı kalktım. Saat 3 zamanında. Sevinç yüreğimde gerçekten büyük. Yani sabırsız oluyorum sabah olsun. Ama o anda
benim bütün kafamdan bir poğaça gibi geçti. Ne yapabiliriz? Bugüne kadar ne yapabiliriz acaba? Sadece duvarlar içinde kapanıp da konuşalım. Haleluya, Rabbe şükür, İsa diri, İsa yaşıyor. Bu güzel, yeterli ama gerekiyor ki biz gerçekten birleşelim, el ele kol kola çıkıp artık elçilerin yaptığı gibi kutsal ruh üzerine inincesine ne yaptılar? Onlar korktular, her şey artık uzaklaşabildi. Kutsal ruh onlara güç oldu yüreklerinde ve daha sonra çıktılar. İsa Mesih'i ölülerden kıyam olduğunu ilan etmeye. Hamdolsun. Ve benim için ve bu bir büyük diriliş idi bu sabah gerçekten. Sanki o gün hatırlıyorum nasıl birinci gün imana geldim, o büyük sevinci bugün yaşayabildim, bunu yeniden yaşadım. Benim için çok bir büyük sevinçiydi. Eminim ki siz de öyle düşünüyorsunuz. Sadece 2-3 ayet okumak istiyorum ve bu bize gerçekten kelam olmadan biz kelamsız olamayız. Yani kelam bizim hayatımızda gerçekten o bize güç veriyor. Güç kaynağı kelamdan geliyor. İsa'nın sözlerinden geliyor. Yani eminim ki bunları bu sabah siz paylaşmıştınız ama yine de yüreğimde var bu ayetler. Luka bölüm 24 ayet 5'te der ki, ne zaman sabah erkenden kadınlar vardılar İsa'nın mezarına. Yani baharatlı bir, çok bir büyük pahalı bir kokuyla İsa'nın, Rabbimizin vücudunu yağlamaya. Ama maalesef orada yani o taş itilmiş bir yana. Ama onlar ne dediler ki? Ve kadınlar başlarını eğilip baktılar, kefenlerden başka bir şey göremediler. Ve orada yani iki adam var idi. İki adam der ki bunlar Tanrı'nın melekleriydi. Adamlar ise onlara diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz dediler. Haleluya. Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz? Rab bereketlesin hepimizde. Rab kutsasın hepimizde sevgili kardeşler. Ve bunun için ben diyorum ki İsa diridir, İsa yaşıyor. Ve İsa yaşadığı sürece de diyor ki ben yaşadığı sürece de siz de yaşayacaksınız. Onda bol bol yaşam var. Bu yaşamı hepimize vermek istiyor. Ve bugün dua ediyoruz. Rab bütün bu halkın nerede şeytan onların gözlerini kapamış, gerçekleri yani kulakları kapanmış, gerçekleri duyup da anlamasınlar, görmesinler, İsa'ya gelmesinler. Ve bunun için Rab öyle yapsın ki bizim mahallemizdeki bütün bu her türlü karanlık güçleri İsa Mesih'in adıyla, yani karanlık güçler mahallemizden kalksın. Ve buluşlarda paylaştığımız gibi yani duacı olalım. Narkomanya, yani fahişlik, plasyonlar, her şey yani Rab'den bu insanlar korku duysunlar. Ve bütün bu yaptığı işlerinden vazgeçip İsa'yı Rab ve kurtarıcı diye kabul etsinler. Rab hepimizi bol bol bereketlesin sevgili kardeşler. İsa'da bol bol yaşam var. Bu bütün aldığımız Rab'den bu çağrıyı, kurtuluş çağrısını ona sımsıkı sarılalım. Sarılalım ki onu bırakmayalım. Yani cesaretle her vakit olun. Rab kulakları ağırlaşmadı, hiçbir zaman ağırlaşmayacak. Yani o bizi terk etmedi, bırakmadı yalnız başımıza. Yeter ki biz ona yürekten itaat edelim. Rab sizi bereketlesin daha fazla. Ve inan ediyorum ki ve Rab şimdi aramızdadır. Rab aramızda, o yaşıyor. Dua edelim. Yani Rab kutsasın bütün mahallemizi tekrar. Duaya geçelim lütfen, olabilirse dua edelim. Rab teşekkür ediyoruz. Ve bu beraberlik için hamdolsun ki ya Rab sen insanlara konuşmadıkça insanlar kendilerinden bir şeyler paylaşamaz, konuşamaz. Ama hamdolsun kutsal ruhun sayesinde bugün senin önünde dimdik durabiliyoruz. Ve bu halkın için duacı oluyoruz Rab. Neredeyse bu halkın inatçı yüreklerinden ya Rab onları hemen sana getirmeni istiyoruz. Ya Rab bu insanları gibi biz de bir zamanlar yaşıyorduk. Ama hamdolsun ki bizi çıkardın.
ve bizi bugün ya Rab ağzımıza senin müjdeni koydun ve biz de senin müjdeni insanlara diyoruz ki gelin kardeşler, gelin İsa'ya, kurtulun siz de. Çünkü de ya Rab bu insanlar duymadı, onlara anlatmadıkça onlar duymayacaklar. Ya Rab bunun için dua ediyoruz. Bütün mahallenin üzerine bu gece senin kutsal ruhun dökülsün. Ya Rab gecelerinde rüyalarına onlara gözükesin ya Rab. Kendini açıklayasın ya Rab. Ve bugün duydukları bu kelamı ya Rab onların yüreklerinin derinliklerine insin ki ya Rab tövbe edip sana gelebilsinler İsa Mesih. Yalvarıyoruz, zorlayasın onların yüreklerini ya Rab. Sana gelmeleri için. Çünkü de biliyoruz ki tek kapı cennete gidecek kapı sensin İsa Mesih. Senden başka Allah yoktur ya Rab. Ya Rab sana sığınıyoruz bu gece. Bereketle bütün burada kardeşlerimi, onların ailelerinde yaşayan halkını mübarekle, komşularımızı burada mübarekle. Ya Rab mahallemizi değiştir. Ya Rab canlar kaldır sana getir İsa Mesih. Yalvarıyoruz ya Rab. Ya Rab her şey senin adından olsun Rabbimiz. Sana şükrediyoruz şimdiden. İsa'nın adıyla bunları seni diledik. Amin diyoruz sana ya Rabbim. Amin. Rab hepinizi bol bol bereketlesin kardeşler. Rab sizi kutsasın. Evet sevgili kardeşler unutmuyoruz. Yarın yani en geç 3:30'larda hepimiz burada nasılsanız yani komşularınızı getirin, arkadaşlarınızı getirin. Annelerinizdeki eşleriniz iman etmediyse onları getirin duysunlar Rab'bin sözünü. Rab sizi bol bol bereketlesin. Evet. Bildiğiniz gibi Dingül Üskele'nin yanında olacak evangelizasyon yarın 3:30'da. Şimdi birkaç ilahi söyleyeceğiz. Ondan sonra gene devam edeceğiz. Hey gidin. Ha. İyi. Bu ilahi ayakta söylenin kardeşler ayakta. Thank you.
En sevim başlarımda sen. Kutsal ruhum hareket etsin her bir kalpte. En sevim başı sensin yarabbim. Yerin kökün hakimi sensin. Bizlerin hakimi de sensin yarabbim. Yardımcı ol bizlere. Sana şükürler olsun. Biz günahın içinden çok bağlı içinden. Biliyorum
şifadım. Hastaydım, hastalığım beni bir sardı. Çünkü ben İsa'ya iman ettim. Beni yok sefaldım. Hastaydım. Ederim İsa,
Sen yücesin Mesih İsa, bütün övgüler sanadır Rab. Anı sen bizi kurtardın Rab. Anı bugün günde sen dirildin Rab. Sen yücesin Rabbim. Egemensin ya Rab. Yüksün. Çünkü de Arif kardeş az önce anlattı ne olaylar yaşadı. Ben bu olayı yaşadım 24 sene önce. Ama tam tersine değil onun dediği gibi, hani o yaşadı. Ben de yaşadım bu olayı. Tabaka kız kardeşim Lele biliyor. Benim bir kızım var, tek bir tanecik. Ne zaman 6 yaşındaydı onun ağzına çıktı 2 tane dil tövüyle. Dil bir tane, 2. Ama benim eşim korktu, doktora götürdük, doktorlar el kaldırdı. Eşim korktu, ne olacak şimdi, bir tek kızımız var, kızan vampir oldu, alacaklar onu. Ya dedim sen gel gidelim eve, ben kaldırayım benim Allah'ıma telefon. Sen ne yapayım dedi, ne bu telefon? Bak dedim şimdi ne yazıyor mukaddes kitabında? Psalmilerde 15-55'inde, başında 50 ve 15 istikte. Господи, избави ме от лукавието и аз да те пофаля името. Bu dedim Allah'ın telefonu. Otur dua edelim. Ben inanıyorum Tanrı'ya. Diri Allah'ımıza, bizim İsa Mesih'e. Çünkü o bizim için öldü. Bizim için yeniden dirildi. Benim biricik kızıma şifa verecek dedim. Yaptım bu duayı. Hemen kızımı götürdüm. Bolnice Eslivene Oşunoz Garu'ya. Doktor bir baktı bir de korktu. Ne oldu bu kısa dedi birdenbire böyle. Ama bırak onu gelsin büyük doktor dedi, o da görsün onu. Şükürler olsun Rabbi sağa yerden göklere kadar. Büyük doktor ne zaman geldi gördü kızı. O dedi kalsın bizim yanımızda. Ben inanıyorum dedi, İsa onun şifasını verecek. Çünkü o da kendi imanlı. Toçtu benim de kızım. Arif kardeşin söylediği gibi cuma günü götürdüm onu Bolnice'ye. Sırada günü aldım onu. 6. günü şifasını aldı Rab İsa Mesih'ten. Şükürler olsun Rab İsa Mesih'in her yardımına bize karşı kardeşler. Tezde de bir olay oldu annemde. Bütün bu sokak biliyor benim çocuğumu. Narkotik içiyor. Ve onu gören sokaklarda avukat Ali bağırıyorlar ona. Ama bu hafta şimdi geçti hani, sırada günü bıraktım kardeşlerin önünde bir nuş da onun için, canı yürekten. Kendi emen çıktı vartak dedi, baba ben vazgeçeceğim bu narkotikten çünkü canıma tak etti. Oturdu evde kendi kendine ağlamaya başladı. Teta günü benimle işe geldi ve dün cuma cumartesi gene işe geldi. Baba vazgeçeceğim, bıktım, canıma tak etti diyor. Şükürler olsun Rab İsa Mesih, yani onu Rab geçirdi. Kardeşlerimin dualarımla, benim dualarımla. Gene oldu, 10 yıl uğraşayım onunla. Ahva kuvvetinle denedim. Duyuyorum onu, beni gördüm, titriyor. Bütün arkadaşlar, dikkat baban gelin. Öldürüsüye dayak atayım ona. Kendi kendine vazgeçti, neden? Kardeşlere dedim, yalvarım size. Duacı olun benim çocuğum için. Bıktım cancağızıma tak etti, istemeyeyim. Çocuk katili olayım. Vuracağım, öldüreceğim, gideceğim mapızlara. Şükürler olsun Rab İsa'nın her verdiğine, yerden göklere kadar. İsa gerçekten yaşıyor o bizim için. İsa diri kardeşler. Hadi. Şükür ediyorum kardeşler ben de Allah'a, çünkü Allah olmaydı ben de burada olmayacaktım. Çıtpırtak akşamı, petak akşamı keyifsizleniyorum. Birden bir nervi kaldırıyorum, hastalanıyorum. Sonra bir bıraklam tutuyor beni.
Ben 4 saat kendime gelemiyorum. Geliyorum, kaybettiriyorum kendimi. Sonra tutuluyor iki ayağım. Ben bittim. Sana bir soğuğum, beni seviyorum beni. Kızıma geliyorum, hani kendime diyorum, Mimi benim ayaklığım tutmayan ayağım. Hiç belden aşağım tutmuyor. Ben ölüyorum dedim. Ben de dediğim kere kızıma ölüyorum, ben kaybettim kendimi, bittim. Ben bittiği kere gittim göklere. Bakıyorum melekler beni aldı ortasına. Karşıma bakıyorum şavak. Kendimi sekmiyorum ben yerde, ben gökyüzündeyim. Ben bakıyorum onlar beni aldı. Ben diyorum onlara, ben istemiyorum ölmeyi, benim kızanlığım var diyorum. Ben öyle derken melekler kardeşler başlıyor beni bırakma. Ben başlıyorum kendime gelmeye, hissediyorum soluğumu. Bir de bakıyorum şey diyorum, kendimi denitsem kafamda ağlıyorum. Gene kızım Mimim duyuyor beni, nenem de yanımda, ben ya nasıl ne kılıkım. Ben bittim, Allah olmaydı ben de yoktum. Şükür ediyorum Allah hani beni diriltti. İsa olmasa biz bir yere kadar değiliz. Çok şükür ediyorum Allah'a. Deniden içi beni bağışladı. Uyandım, geldim kendimi. Diyorum ana ben öldüm, göklere gittim diyorum. Ben gördüm İsa'nın yanını, şavaklı, aydınlıklı, aydınlığı diyorum. Çok şükür ediyorum Allah hani bana yaşam, hayat verdi. Teşi ben de sizinle seviniyorum. Çünkü ben geçerdim dünyada. Allah bana vermeydi gene. Döneyim kızancıklarımın yanına. Benim babam anam. Bugün ağlayacağı diye sevinsinler. Çok şükür ediyorum Ballak'a. Ballak'ı büzülmesez dağlar taşları verecek. Benim kızım Deniz Sacım 4 yaşındaydı. Doktorlar dedi bize bundan fayda yok, ölecek. Kista mozağında. Bir mozacığı bütün bozuk. Ama çok şükür ediyorum beni dirildir Allah'ıma. İsa Mesih'e deşe 19 yaşında yaşıyor. Bunu kim yapıyor? Bizim İsa'mız yapıyor. İsa bizden bir şey istemiyor. Sana bir temiz kalp, iman istiyor bizden kardeşlikler. Çok şükür ediyorum ona. Bir taşa aklım var. 2012'de eşim içiyor, kızanımı korkutturuyor. Doçlu İsa'nın doğum gününde. Benim kızanım komaya düşüyor. İki ay deyince bizim gecemiz gündüzümüz bir oldu. Bütün kardeşler biliyor. Benim kızanım bindi buraya yukarı atma kendini. Kardeşim de yukarıda bulunuyor Mimicim. Allah öyle yapıyor. Bir ayağı aşağıda, bir ayağı yukarıda. Tam kardeşim alıyor onu. Dartıyor. Mimi gel daya buraya diyor. Çok şükür ediyorum Allah'a. Hani bize hayat veriyor. Benim Mimimi de, denimi de bana bağışladı. Beni de kızanlığıma bağışladı kardeşler. Çok şükür ediyorum Allah'a. Ne istiyorum Allah'tan, Allah bana onu veriyor. Çok seviniyorum kardeşler. Dün bütün gün hep ağladım. Şükür ediyorum Allah'a, seviniyorum. Hani Allah beni kızanlığıma bağışladı. Ve de kardeşlerimle bir gün baş başayım. Çok şükür ediyorum ona. Diri gerçek adına. Senede bir kere mi gelecek sırfaya? Kardeşler ben de çok şükür ediyorum bu İsa'ya. Çünkü İsa gerçekten diridir. Evet. Çünkü ben 1,5 uyuyorum. Uykumda açıyorlar bana telefon. Ben diyorum Allah'ım kimi bu telefonu ötüyor? Bir de kalkayım bakayım benim telefon. Alayım alo. Agam veriyor bana ses. Ben sandım öyle anam hastalandı. Ben sandım anama bir şey oldu. Agam diyor bana Mimi geldi, Mimi şey Nebahat çok hastalandı diyor. Saat 1,5 diyorum, nasıl ben gelebilmiyorum, hani bu komaya düştü. Geliyor beni güveysi alıyor buradan. Anam diyor nene diyor çok nafile diye bulaşadı, kafa atma diyor. Ben gidiyorum ona ama Allah bana öyle jesto yürek verdi. Ben dil korkayım, dil bağırayım, dil ağlayayım. Ama daha gidince öyle yürekle gittim. Ben de onun üzerine diz çöktüm. Ben dua ettim. Hem dua ediyorum, hem ayaklarını tutuyorum. Baktım anam onun başı ucunda ağlıyor. Deniz sağlıyor. Mimi onun ayak ucunda. Ama ben hiç korkmadım. Hiç şüphelenmedim. Ben inandım, güvendim. Hani diri Allah'ım onu gene döndürecek. Gene bana verecek. Öyle iman ettim. Bulaşladı bu çekmeyi, kendine gelmeyi. Hemen ben kaldırdım onun kafasını, iki yudum su verdim ona.
Gene yattı ana bacaklarım. Korkma ne dedim. Allah bizimle. Ben gene duacık ettim. 2-3 kere dua ettim. Trak açtı gözlerini. Kalktı. Bulaşları kendine gelmeye titredi. Titremesi de bitti. Şükür ediyorum İsa'ya. Ana onu bana gene bağışladı. Bir kızancıklarına bağışladı kardeşler. Amin. Çok şükür binler için. Allah'ıma. Amin. Daha fazla yardım etmişler. Danko buradan mı? Yok. O zamansa son dua ediyoruz. Hem kardeşlerimiz soğuk havada misafiri olanlar da yola çekilecek. Yarınki günde gene dışarıda olacak toplantımız. Saat 3.30'da. Allah yardım etsin. Bugün nasıl toplandık? Yarına gene öyle toplanalım. Evet. Ya Rab, sana şükür ediyoruz. Merhametin ve sevgin için. Yüce babamız, kardeşlerimiz yola çekilecek. Onları bereketle ve koru. Onları ya Rab nasıl sapasağlam getirdin. Onları da öyle sevinçle götür ailelerine. Ve ya Rab onların toplantısını bereketle. Onların kasabasını bereketle. Onların ailelerini bereketle. Onların çocuklarını bereketle. Ve ya Rab senin ruhun ve gücün onların üzerinde olsun. Ya Rab. Bütün kardeşlerimize yardımcı ol ve bizim mahallemizi de bereketle, bizim mahallemizi koru ya Rabbi. Kötülükten, hastalıktan, yoksulluktan, her şeyden bizim mahallemizi koru. Ya Rab sana şükür ediyoruz. Amin. Rab hepimizde olsun. Çok selam eski zahardan kardeşlere, bol bol Arif kardeşin kilisesi. Bol bol. Sıra bizde. Hepsinde olsun. Çok fenasın.